Salih abi bize bir yolluk yap. Dedik iki tane simit aldık. Tarihi İlan Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Seni kucağıma alıp çıkacağım diye çok korkuyordum da bu merdivenler iyi olmuş Eymen. Kavşak yaptılar, hala tersten geliyor. 20 sene oldu. Ve trafik ışıkları çalışmıyor. Sonra bir uyduralım. Eymen, geziyor muyuz? Ceyhan'a 10 kilometre, Adana'ya ortalama 45 kilometre. İlan Kalesi'ne 1 kilometre kaldı. Devam ediyoruz. Buradan dümdüz bir yol var. Ondan sonra tırmanıyoruz. Kalenin etrafındaki dağ ve bütün yamaçtan ovanın tamamını görebiliyorsun. Eskiden böyle merdivenler yoktu. Direkt tırmanıyorduk kayaların üstünden. Son 3-4 senede Kültür ve Turizm Bakanlığı kalelere değer vermeye başladı. Seyir terasları oluşturdu. Bir önceki videoda Kozan Kalesi'nde de aynı şekildeydi. Görünen yer Ceyhan ilçesi. Burası da Ceyhan'a bağlı zaten. Tarım alanları. Seni kucağıma alıp çıkacağım diye çok korkuyordum da bu merdivenler iyi olmuş Eymen. Tırmanıyor musun? Nereye? Kaleye mi? Sen kaleleri seviyor musun? İyi bakalım.
Evet. Şuradan akan Ceyhan Nehri, Adana'nın doğu tarlalarını sulayan nehir. Kalenin etrafından dönüyor ve buradan Adana'nın denizine, Tuzla, Karataş tarafındaki denize dökülüyor. Bu yol üzerinde güzergahında bayağı bir tarlaların tamamını suluyor diyebiliriz arkadaşlar. Bayağı insanlar gezmeye gelmişler. Tırmanma yerleri eskiden bayağı sıkıntılıydı, şimdi merdivenlerle gayet basitleştirilmiş. Hatta gece aydınlatması da var galiba, çünkü yukarıya kadar elektrik telleri çıkıyor. Tırmanmaya devam. Tırmanıyor musun? Evet. Görelim nasıl tırmanıyorsun. Tırman bakalım. Devam et. Düşüyor muydun? Akşam saat 8'den sonra girişler yasak arkadaşlar. Karanlıkta hiç geceler gelip burada alem yaptığı için aşağıya barikat koymuşlar, kapatmışlar. Şu an kalenin tam içindeyim. Ön surlar bu tarafta. Bozan Kalesi'ne kıyasla şuradan içeri gireceğiz. Bayağı bir geriye doğru da giriyor. Bozan Kalesi'ne kıyasla daha çok ayakta duruyor. Nehirlere meydan okuyor diyebilirim. Tam ortasındayız. Koca dağı eritmişler ya. Şimdi birazdan drone kaldıracağım. Tarihinden ve coğrafi özelliklerinden bahsedeceğim kalenin. Sonrasında da kapanış yapacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var. Yılankale Ceyhan'a 13 km mesafede, E5 karayoluna ise 3 km'dir. 052'de bulunan Yılankale Kavşağı ismini buradan almaktadır. Çok sarp bir tepe üzerinde Ceyhan Ovası'nı tamamen hakim şekilde kurulu bu kale, Kilikya Ermeni Krallığı döneminde Kral 1. Levon tarafından yaptırılmıştır. Yöre halkı tarafından Şahmeren Kalesi olarak da adlandırılmaktadır. Biraz da tarihinden bahsederek sizi drone çekimleriyle baş başa bırakacağım arkadaşlar. Yorum yapıp beğenip abone olmayı unutmayın. Tarihinde Yılankale Orta Çağı, Çukurova'nın Haçlı Seferi döneminde 12. yüzyıl Ceyhan Nehri kenarında hakim tepeye yaptırılmıştır. Hem ovayı hem de tarihi İpek yolunu kontrol etmiş, bulunduğu doğal kaynaklarla bütünleşmiştir.
Sağlam surlar kale meydanını 3 kapıdan sonra ulaşabilmesi ve kapıların birbirini bağlayan portatif merdivenlerin kullanılmış olması ile fethedilmesi çok güçleştirilmiştir. Ramazanoğlu Beyliği döneminde 1357'den itibaren terk edilen kalenin adı Kovara iken ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yüzyılda yörede Şahmaran efsanesinden dolayı Şahmaran Kalesi adını vermiştir. Daha sonra Yılan Kale adını alan kale Anavarza, Tumdu ve Kozan kalelerinin görüş ve alan içerisinde yer almaktadır. Ceyhan Nehri kıyısının Misis'in kuzeydoğusundadır. Dört cepheli olan kalenin çevresi 700 metredir. Araları mazgallı olan 8 burç ikişer katlıdır. Sarp kayalar üzerinde yapılmış olan kalenin önemli bir sanat değeri vardır. Yol tarafından yukarı doğru açılan büyük bir kapısı olup burası mazgallarla korunur. Kapıdan düz bir meydan olan kale iç sahasına girilir. Buradan gitmek istenilen yere düzgün merdivenlerle ulaşılır. Adana'dan 45 dakikalık bir skuter yolculuğunun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sizi drone çekimleriyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.